Arkadaşlar merhabalar, bu videomda Zero Geometri kitabında kare konusunun konu anlatımına başlıyoruz. Kareyi iki videoda halledeceğiz. İlk dersimizde yani ilk videoda ne anlatacağız size? Karenin tanımı ve özelliklerinden bahsedeceğiz. Evet, kitabımızda sayfa numarası 147, 148 ve 149'u halledeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Kare dediğimiz şey dikdörtgenin kenarlarının eşit olan halidir. Yani kenar uzunlukları birbirine eşit olan dikdörtgene biz kare adını veriyoruz. Dolayısıyla dikdörtgenin özelliklerini sağlar mı? Evet. Dikdörtgende paralel kenarın özel bir hali değil mi? Aynen öyle. O zaman paralel kenarın özelliklerini de sağlar. O zaman biz şunu söyleyebiliriz. Hocam böyle temel orantı kelebek benzerlikleri karşımıza çıkacak. Alanla ilgili zaten şeyleri söylemiyorum. Bu alan muhabbetleri, işte şu yarısı olması hikayesi yine karede marede geçerli mi? Geçerli. Alan dağıtmalar yine karede geçerli mi? Geçerli. O zaman dikdörtgendeki özellikler sağlanıyor. Paralel kenardaki özellikler sağlanıyor. Paralel kenarda temel orantı kelebek benzerlikleri çıkıyordu karşımıza. Karede, daha doğrusu dikdörtgende alfa beta benzerlikleri ekstradan giriyordu. Burada da yine ne olacak? 90 derece olduğu için alfa beta benzerlikleri işin içinde olacak. Ve bunun yanında alfa betalara dalınca karenin kenar uzunlukları eşit ya. Genelde eş üçgenlerle karşılaşacağız burada. Bir de dikdörtgen özellikleri sağlandığı için hani köşegenler birbirine eşitti, bir de şunların hepsi birbirine eşit değil miydi? Evet. Bunları koyunca da bak ikizkenarda çizilen kenar ortay oldu. Yani burası dik oldu. Aa, köşegenler nasıl kesişti? Dik kesişir. Evet, köşegenler dik kesişir. Ve aynı zamanda köşegenler açı ortaydır. Açı ortaydır. Niye? Çünkü ikizkenarda çizilen yükseklik aynı zamanda 45-45 diye böler. Burası da 45-45 diye böler. Ya da ikizkenardaki üçgenden 45-45 diyebiliriz buradaki açılara. O zaman biz ne diyeceğiz? Bak. Dedik ki temel orantı çıkar. Alfa beta çıkar. Hatta burada karede eş üçgen çıkar karşımıza. Bir de özel üçgen de çıkacak o zaman demek karşımıza. Demek ki 45 derece var ya. Demek ki ben 45-45-90 üçgeniyle de uğraşacağım. Yani özel açılarla da uğraşacağım. Hatta burada köşegenler dik kestiği için ne yapacağız? Köşegenler dik keseceğim. Bir dörtgen özel bir dörtgendir. Mesela eşkenar dörtgende yaptık. Bundan sonraki konudaki deltoidde yapacağız. Ve karede de bunu çok yapacağız. Köşegen çizilmişse diğer köşegende biz çizeceğiz. Çünkü köşegenler dik kesiyor. Yani özel oluyor. Tamam. O zaman ne oldu arkadaşlar? Alandan da bahsedebilir miyiz? Bahsedebiliriz ama alana geldiğimizde bahsedelim isterseniz ondan. Şimdi örneklere başlayalım. Evet, ABCD kare demiş. Hemen karenin tanımı gereği böyle özellikle açı sorularında eşitleri mutlaka mutlaka koyun. Eşitleri koyduk. Sonra AED eşkenar üçgen demiş. AED eşkenar üçgen demiş. Bir kenar çift çizgiye çift çizgileri de koydum. 60-60-60'ları da koydum. Ana, burada ne çıktı? Bir ikizkenar üçgen çıktı. Haydi bakalım. Tamamı 90. Burası 30 derece olur. Tepe açısı 30 olan ikizkenar üçgen. 180'den 30 çıkart, 2'ye böl. 75-75 yapar buraları. Tamamı 90 derece bunun. Yani x artı 75 eşittir 90 olduğundan x'i de böylelikle 15 derece olarak buluruz. Evet, örnek 1 15 çıktı. Geldik örnek 2'ye. Şimdi AE ile BD birbirine eşit verilmiş. Bak. Burasıyla köşegen eşit verilmiş. Köşegenleri eşit olan dörtgenlerde. Bu ikizkenar yamukta da öyleydi. Şimdi karede de böyle. Bir de eşkenar dörtgende eşit değildi değil mi? Bir de dikdörtgende öyleydi. Bak eşkenar nerede? Eşkenar dörtgende, bir de ikizkenar yamukta. Ne yapıyorduk? Köşegenle alakası yerde bir eşitlik verilmişse diğer köşegeni de biz çiziyorduk. Hocam burada da kare. Karede de köşegenler birbirine eşit. Hemen şöyle eşitliği gösterince hocam, şu ikisinin eşitliğini gösterince şurada bir ikizkenarlık çıktı mı? Çıktı. O zaman ikizkenarlığı kullanacağım. Ve bu arada bu köşegen 45-45 diye bölmüyor muydu burayı? Evet. İkizkenarın taban açısı 45 oldu. O zaman burası 45. İkizkenardan burası da 45 olur. Hatta burası 90 olduğundan dolayı 90 ya. Burası 90 olur. 45-90 ise x de böylelikle 45 derece çıkar. Evet. Örnek 2'yi 45 bulduk. Geldik örnek 3'e. Bak. Köşegen var. Alakası yerde eşitlik var. Zaten köşegen çizilmişse en mantıklı hamle diğer köşegeni çizmek. Diğer köşegeni çizdim. Hocam köşegenler birbirine eşit. Hatta şu parçalar da birbirine eşit. 8 ise çizgi dediğimiz 4 yapar. O zaman burası da 4, burası da 4. Bizden x açısı isteniyor. Bak şurada bir dik üçgen var. Hocam bu dik üçgende 90'ın karşısı 8. Hangi açının karşısı 4'tür? Tabii ki 30'un. Ve buradaki açı da 60 derece yapar. Şu ikizkenar dik üçgenden burası 45 ya. 45-45-90 üçgeni. Yani 45 artı x eşittir 60 ise x buradan 15 derece çıkar. Örnek 3, 15 oldu. Geldik örnek 4'e. ABCD karesinin içinde bir K noktası al diyor. Hemen ABCD karesini şöyle bir çizelim bakalım. Harfleri de yazalım. A, B, C ve D'yi yazdık.
Evet, bir tane K noktası alacağım. KC ile KD birbirine eşitmiş. Şöyle bir şey. KC ile KD birbirine eşit yazdım. KBE açısı, şurası K noktası. KBA açısı, yani burası 35 dereceymiş. CKDX nedir diye soruluyor bize arkadaşım. Şimdi ne yapacağız? Şimdi KC ile AD birbirine eşit miymiş? Evet, KC ile AD birbirine eşitmiş. KC ile AD birbirine eşit. E o zaman hocam bu bir kare. Karenin eşitlerini yaz böyle. Aa, burada bir ikizkenar çıktı. 35 ise buraya kaç kalır? 55 kalır. İkizkenardan dolayı burası da 55 yapar. 55, 55, 110. Burası kaç çıktı o zaman? 70 çıktı. Tamamı 90 olduğundan buraya 20 kaldı. Tepe açısı 20 olduğundan dolayı 180'den 20 çıkart. 2'ye böl. 80, 80 yapar. Yani x açısı böylelikle 80 olur. Örnek 4, 80 çıktı. Geldik örnek 5'e. Bir katlama var. Katlamada üst üste binen kenarlar eşit. Hocam karenin eşitliğini de yazalım. Bak eşitliği yazınca şurada bir ikizkenar çıktı. Süper. E burada üstte binen kenarlar eşit. Üstte binen açılar da birbirine eşit. 50 ise buraya 130 kaldı. Bunlar 65, 65 yaptı. 65, 90 ise buraya 25 kalır. E üstte binen açılar eşit. Burası da 25 yapar. E 50 yaptı burası. O zaman buraya 90'a tamamlayan 40 yapar. Şimdi ikizkenar çıktı ya burada. Tepe açısı 40. 180'den 40 çıkart. 140. 2'ye böl. 70, 70 yapar buraları. E bu açı, yani x artı 70 eşittir 90 olduğundan x'i de böylelikle 20 derece olarak buluruz. Evet, cevap 20 çıktı örnek 5'de. Şimdi biraz açıları çözdük. Uzunluklara gelelim değil mi? Hocam kare. Kare dediği için bütün kenarlar eşit. 15 ise 15, 15, 15'i yazdık. E Pisagor 8, 15, 17 üçgeninden x'i 17 olarak buluruz. Bir sonraki soru. 16'ymiş karenin bir kenarı. Burası da 16. Buraya ne kaldı? 14 kaldı. Buraya da ne kaldı? 14 kaldı. Şurası. Şu uzunluk isteniyor bizden. Bu uzunluğu bulmak için ne yapacağız arkadaşlar? Dik üçgene karşılık getireceğiz değil mi? Bir uzunluk nasıl bulunurdu? Ya dik üçgenden ya benzerlikten. 90 dereceler varsa ilk tercihimiz tabii ki dik üçgen. Ne yapalım? Hocam şu dik yamukta şöyle bir dikdörtgen oluşturalım. 2 ise 2. Tamamı 14'tü. Buraya 12 kaldı. Burası 90 ya burası 90. Burası da 16 ve 12, 16, 20, 3, 4, 5'in 4 katından dolayı EF uzunluğu x kaç çıktı böylelikle? 20 çıktı örnek 7'de. Geldik örnek 8'e. Evet, köşegen verilmiş. Ne yapacağız? Diğer köşegeni biz çizeceğiz. Evet, köşegen önemli gerçekten arkadaşım. Çünkü köşegenler dik kesiyor ve birbirine eşit değil mi? Şöyle 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 ve şurası böyle. 17, 7 daha 24. 2'ye böl 12. Çizgi dediğimiz 12 oldu. 12 oldu. 12 oldu. 12'leri şöyle yapıştıralım. Hocam 12 oldu. 5 kaldı buraya. Aa, burada ne çıktı? Bir dik üçgen. Hatta özel üçgen. 5, 12, 13 üçgeninden x'i 13 olarak buluruz. Evet, örnek 8'de 13 çıkar. Geldik örnek 9'a. 90'lar havada uçuyor. Dal alfa betaya, ama bu kare. Kare olduğunu unutma. Eşitlikleri yaz. Hocam dalayım alfa betaya. Alfa beta. Tamamı 90. Alfa. Alfa 90 ise beta. Aa, şu üçgen ile bu üçgen ne oldu? Benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğundan eş. Ne demiştim ben dersin başında? Alfa beta'ya dalınca benzerlik çıkar. Hatta eş üçgen. Genellikle eş üçgen çıkar diye söylemiştim zaten. O zaman burada alfanın karşısı 6 ise alfanın karşısı burada da 6'tır. Hocam bu üçgende beta'nın karşısı 8 ise beta'nın karşısı burada da 8 yazabiliriz. 6, 8, 10 üçgeninden x'i ne buluruz o zaman? 10 olarak buluruz. Örnek 9, 10. Geldik örnek 10'a. 30, 40, 50. Yani karenin bir kenarı kaç çıktı? 50 çıktı. Her yer 50. Değil mi? Şimdi şu garibim böyle x isteniyor bizden. X'e ait bir dik üçgen elde etmem lazım değil mi? Ya hocam şuradan şöyle getirsem. Buradan x geliyor. Dik üçgen olmadı. Oldu da kenarları belli olan bir şey olmadı. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Bu dikdörtgen böyle olmadı ama şöyle devamını getirsem dikdörtgen şu şekilde tamamlanıyor. Yani şu kenarlardan birini bulsam böyle x'e de ulaşacağım. Arkadaş şu açı ben bulabilirim. Bir dik üçgende dik kenarlar ve hipotenüs belliyken sadece h eksikken alandan gidiyorduk. Alan 50 çarpı h bölü 2 aynı zamanda 30 çarpı 40 bölü 2 eşit değil mi? Evet, bölü 2'ler gider. Sıfırlar gitsin. 5 ile de 40 sadelesin 8. 3 kere 8 24. H'ı buradan 24 buluruz. Hocam h 24. Bak x artı 24 50'ye eşit değil mi? Evet. X artı 24 50'ye eşit. Yani x böylelikle kaç çıkar? 26 çıkar. Örnek 10 26 oldu. Geldik örnek 11'e.
ABCD karesinin AB kenar üzerinde bir E noktası. Hemen ABCD karesini şöyle bir çizelim arkadaşım. Şöyle bir ABCD karesi çizelim bakalım. Ya sözel sorulardan korkmayın arkadaşlar. Hemen yazın, çizin. Kendiliğinden geliyor zaten. ABCD'yi yazdık. AB kenarı üzerinden bir E noktası. BC kenarı üzerinden de bir F noktası al diyor. Alalım bakalım. Ve DE ile EF birbirine dik olsun. Şu DE ile EF birbirine dik olsun diyor. Tamam, olsun. BF uzunluğu 3 birim, EB'nin uzunluğu 6 birim, AE uzunluğu X nedir diye soruluyor. Arkadaşlar 90'lar havada uçuşuyor değil mi? Hemen 90 burası, 90 burası. Dal alfa betaya. Alfa betaya dalınca alfa 90 beta, beta 90 alfa, alfa 90 beta. Yani şu üçgen ile şu üçgen benzer oldu. En sevdiğim benzerlik var. Ben böyle yaparım. Hocam X artı 6 ise X artı 6 diye yazıp da alfanın karşısı 3'ün alfanın karşısı X'e, betanın karşısı 6'ın betanın karşısı X artı 3'e yapmam. Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 ya. E kolay bir benzerlik. Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. Yani burası da 2x olur. E bu bir kare. Kare olduğu için şu kenarlar birbirine eşit olur. 2x eşittir x artı 6'dan. X de böylelikle 6 çıkar. Zaten benden x deniyor. 11. soru böylelikle 6 çıktı. Geldik örnek 12. ABCD kare. EFGH ile bir dikdörtgen verilmiş. Şöyle bir dikdörtgen olduğu için şunları yazalım. 7 ise 7, 4 ise 4. E başka ne yapacağız? Şuraya bir A dersem. Hocam karenin bir kenarı A artı 7. Hocam burası da A artı 7 olacak. O zaman buraya kaç kaldı? A artı 3 bu kaldı. Evet. Sonra başka bir hamle yapabiliyor muyuz burada? Şu 90'ı falan da kullanmamız lazım bizim. Ya burası A artı 7 yaptı. Başka herhangi bir kenar da belli değil. En azından şöyle şunu uzatıp dikdörtgen oluşturabilirim. 4 ise burası da 4 olur. Burası da ne oldu arkadaşım? A, burası A ya, burası A. Tamam, A artı 7. Burası da A artı 3 değil mi? Ya da şuradaki dikdörtgenden burası da A artı 3. Bak, dikten dik çizilmiş oldu. Öklit. O zaman A'nın karesi eşittir 4 çarpı A artı 3 yapar. Buradan A kare artı 4A artı 12'ye. Buradan A kare eşittir eksi 4A eksi 12 eşittir 0, daha doğrusu. 6'ya 2 deyince eksi 6'ya artı 2 deyince çarpımları eksi 12, toplamları eksi 4. Yani A eksi 6'ya A artı 2 gelir. Buradan A ne çıkar? 6 çıkar. Buradan A bir de eksi 2 çıkar. A uzunluk olacak ya, negatif olamaz. A'yı 6 buluruz. Evet, A yerine 6 yazınca bu uzunluk kaç yaptı? 13 yaptı. Çevresi isteniyor. O zaman çevrede 13'ten 4 tane var deriz. Yani 52 yapar. Evet, örnek 12, 52. Geldik örnek 13'e. Çevresi 24'müş ABCD'nin. O zaman bir kenar ne yapıyor? 24'ü 4'e böl. 6. 6. 6 yapıyor. E arkadaş, ne var burada? Köşegen çizilmiş. Diğer köşegeni de biz çizelim. Köşegen çünkü önemli bir yere sahip. Köşegeni çizdik. Şunlar birbirine eşitti zaten. Başka ne isteniyor bizden? AE uzunluğu isteniyor bizden. Aa, DB ile BE eşit verilmiş. Dikkat. DB ile BE. Bak. DB ile BE eşit verilmiş. Tamam. Ben DB'yi bulabilirim. Şu 45-45-90 üçgeni değil mi? Evet, bu üçgende 6 kökü var ya. Bak. 6 bölü kökü olacak şurası 90'dan dolayı. 6'yı köküye bölsem. 6 kökü bölü 2. Yani kökü eşleniyle çarpınca. O zaman şunlar sadeleşti. 3 kökü mi oldu burası? Evet. Burası 3 kökü. Burası 3 kökü. Burası 3 kökü. Ve şurası da 3 kökü oldu. Ve DB ile BE eşit verilmiş. DB 6 kökü. Burası da 6 kökü. Yani şurada bir dik üçgen var. Bir kenarım 3 kök 2, diğer kenarım 9 kök 2. Pisagor bağıntısı yapacağım. Arkadaşlar, Pisagor bağıntısını nasıl yaparız? Hiç Pisagor bağıntısıyla yapmayalım. Burası bakın 3 kök 2'nin 1 katı. Burası 3 kök 2'nin 3 katı. Burası da 3 kök 2'nin ne olacak? Kare küçüğünde diğerlerinin kareleri toplamı olur. Yani 1 artı 9 10 mu yapar burası? Evet. Yani cevap 3 kök 20 yapar. Kök 20 de zaten 2 kök 5, 4 çarpı 20 olduğunda 3 kere 2 6, 6 kök 5 yapar cevap. Evet, böylelikle örnek 13'ü 6 kök 5 bulduk. Şu Pisagor'u kısa yoldan yapmayı biliyoruz değil mi gençler? Bilmiyorsak lütfen üzerinde duralım. Geldik buraya. Ha, güzel bir şey daha söyleyeceğim şimdi sana. Bak, kare sorularında 15 ya da 75 görürsen, 15, 75, 90'ı sevmeyiz ki biz. 15, 75, bak burası da 75, burası da 15. Bu bir özel üçgen değil. Özel üçgen ama alanda işime yarıyor. O da
Haşa 4 haşla değil mi? 15, 75, 90. Bak ya 15 ya 75 ya 105 gibi açı gördüğün zaman kesinlikle bak söyleyeceğim şeye dikkat et. Köşegeni çiz. Kesin. Net bir bilgi. 15, 75 ya da 105 gibi garip açıları görecek olursan hemen köşegeni çiz. Ama mantıklı olan köşegeni. Tutup da şu köşegen. Mantıklı mı? Değil. Hangi köşegen daha mantıklı? Şu köşegen daha mantıklı. Hocam bu köşegeni çizince 45, 45 olur burası. Burası da 45, burası da 45. 30 kaldı buraya. Şu üçgen nasıl bir üçgen oldu? 30, 60, 90 üçgeni oldu. Madem 30, 60, 90 üçgeni, 30'un karşısı 4 kökki ise 90'ın karşısı 2 katı 8 kökki yapar. Ve bu karenin köşegeni olduğu için 8 kökki ise karenin kenar uzunluğu da 8, 8 yapar. AB uzunluğu isteniyor. Yani X böylelikle kaç çıkar? 8 çıkar. Örnek 14'ü de 8 bulduk. Geldik örnek 15'e. Geometri dersinde kare konusunu işleyen Mehmet öğretmen öğrencilerinden aşağıdaki adımları yapmasını istiyor. İşte kareyi almış, buradan kesmiş, buraya yapıştırmış. Tamam. Şimdi bir daha tam okuyayım ben onu da. DEC üçgenini makasla kesin. DEC üçgeninin DC kenarı DA kenarıyla çakışacak şekilde. Evet, DC kenarı DA ile çakışacak şekilde. D noktası yine D üstünde kalsın diyor. Tamam, bu da önemli. Arkadaşlar kesip buraya yapıştırdım mı? Yapıştırdım. Eski halini tamamlayalım diyeceğim ama tamamdı zaten. Eş yapıyı kullandık burada. Eş yapılarda kenarların eşitliği bizim için önemli. Açıların eşitliği de bizim için önemli. Hocam buraya alfa betalı bir üçgen dersem D köşesi ya burası. D köşesi geldi buraya yapıştırıldı. Yani burası da alfa, burası da beta mı olacak? D köşesinde kaç alfa? D köşesi yine buraya yapıştırıldı diyor. Evet. Alfanın karşısı 8 iken alfanın karşısı yine 8. Betanın karşısı 6 iken betanın karşısı yine 6. Bunu yazdık. Tamam. Hatta 6, 8, 10 üçgeninden bir kenarda 10 çıkıyor. Eyvallah. Bizden KK üssü uzunluğu isteniyor. Arkadaş şu uzunluk isteniyor. Bak ilk açıları yazdık. Alfa ile betanın toplamı 90 mı? Evet. Bak şu açıda 90 derece ya. Burası da beta değil mi o zaman? Alfa ile betanın toplamı. Evet. Bak şimdi burada ne var? Hocam alfa ile beta yan yana. Yani burası da 90. Burada o zaman ikiz kenardaki üçgen çıktı. 6, 6 ise burası da 6 kök 2 olur. Güzel bir soru. Örnek 15, 6 kök 2 çıktı ve geldik örnek 16'ya. Şimdi CEB açısı, arkadaş burası geniş açı verilmiş. Tamam, aklımızda bulunsun. Yok, aklımızda bulunmasın. Kağıt üzerinde bulunsun. Yazdık buraya. Pisagor bağıntısından burayı bulur muyuz? Buluruz. Hocam burası 13'ün karesi. Oo, 13'ün karesinden bahsedeceğiz burada. Aslında burada 3 çarpı kök 13. Burası da kök 13 olursa 9. Dur bakalım. 169. Ben yine de yapayım. 169 eşittir 3 kök 13'ün karesi. 9 çarpı 13 artı. Şuraya da a diyeyim. A kare eşit değil mi? Evet. Buradan ne geliyor? 3 kere 9 27. 169 eksi 27. 117 yapıyor galiba. Eşittir a kare. O zaman buradan şeyi çıkartacak olursak 9'dan 7 çıktı 2, 6'dan 1 çıktı 52 mi kaldı? Evet, 52 kaldı. A kare. A da buradan kök 52, yani kök 13 geldi arkadaşlar. Tamam. Şurası kök 13 geldi. Hocam ne yapacağız şimdi? 90 derece var. Hocam burası da 13, burası da 13. Alfa beta'ya dalmaz mıyız? Dalarız. Dal alfa beta'ya. Alfa beta, alfa dedik kaldık. Şimdi ne yapacağız? Şöyle dik çizebilirsiniz ama ya buradaki eşitleri böyle kaybediyoruz. Tamam, benzerlikten de çıkabilir ama uzun yoldan çıkar. Karede genelde eş yapıyı düşün. Daha önceleri sizi yetiştirdim. Sen burada bir alfa gördüysen, alfaya ait bir dik üçgen oluştur dediğimde ne yaparsın? Ya buradan dik çizersin ya da şuradan dik çizersin, değil mi? İki ihtimalin var. O zaman şuradaki alfaya ait ya buradan dik çizersin ama çift çizgi bozuluyor ya da bu köşeden çizersin. Geniş açı demiş ya, çizilen dik sadece dışarıya doğru düşüyor. Süper. O zaman alfa 90, burası da beta oldu mu? Oldu. Yani senin şu üçgeninle şuradaki üçgenin ne oldu? Kesinlikle ama kesinlikle benzer ve 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş oldu. Alfanın karşısı kök 13 ise alfanın karşısı burada da kök 13'tür. Betanın karşısı 3 kök 13 ise betanın karşısı 3 kök 13'tür. Hocam kök 13'ü burada, buraya 2 kök 13 kaldı. Yap burada Pisagor'unu ve EC uzunluğu x'e ulaş. Hocam 1'e 2 oran var burada. Kök 5 katı olmuyor muydu? Yani x kök 13'ün kök 5 katına eşit olur. 1, 2 kök 5 üçgeninden. O zaman cevap kök 65 çıkar. Evet, örnek 16'yı da böylelikle kök 65 buluruz. Ve uzunlukla ilgili kısmı bitiririz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde karede alan bağıntıları konusunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.